Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Medarik tefsirine yine bugün başlıyoruz. Bakara suresindeyiz ve 32, 33 ve 34. ayetlerden başlayacağız. O da biliyorsunuz dün çok enteresan bir ayetti. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e bütün isimleri, yani o isimlerin, müsemmaların isimlerini öğretti. Sonra da onları meleklere arz etti. Yani dedi ki, fekale buyurdu ki, buyurun bakalım. Eğer yani siz bu Ademoğlunun tayinine itirazınız varsa, itiraz yok da yani hikmetini soruyorsanız, bunların isimlerini söyleyin bu müsemmeyatın. İşte ona karşı cevap verecek melekler. Bu ayet-i kerime bütün Bediüzzaman'ın talebeleri tarafından dersten sonra okunan bir ayettir. Sübhaneke la ilme lena. Kalu, melekler dediler ki, Sübhaneke, seni tenzih ve takdis ediyoruz. La ilme lena illa ma'allemtena. Senin bize öğrettiklerin dışında bizim bir malumumuz yok. Burada malum manasına. İnneke entel alimul hakim. Sen sınırsız her şeyi biliyor ve hikmetin nihayetsiz. Kale, bunun üzerine Cenab-ı Hak buyurdu. Ya Ademu, ey Adem, enbi'hum bi esmaihim. O meleklere sunulan şeylerin, müsemmeyatın isimlerini onlara bildir. Felemba enbi'hum bi esmaihim. İsimlerini bildirince, kale buyurdu ki, Cenab-ı Hak meleklere, eleme kullekum inni a'lemu gaybes semavati vel ard. Ben size söylemedim mi? Ben semavat ve arzın gaybi olan şeylerini bilirim. Ve alemu ma tubdunu ma kuntum tektumun. Sizin açıktan beyan ettiklerinizi de gizlediklerinizi de bilirim. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem. Hatırla ey şanlı peygamber, yine meleklere emretmiştik Adem'e secde edin diye. Bu secde hangi mana açıklayacak? Yani acaba bizim gibi yere kapanma mı, yoksa yani boyun eğme mi? Fesecedu illa iblise. İblis hariç hepsi secde ettiler. Bu illanın da muttasıl istisnamı, munfasıl istisnamı konuşulacak. Ebe diretti. Vestekbere kibirlendi. Ve kâne minel kafirin. Ve gavurlar içine dahil oldu. Evet, şimdi tefsiri okuyoruz. Çok kısa kesmiş buraları. Bir de Bediüzzaman'dan dinlemek lazım. İşarat-ı Yüzaz'dan. Evet. Kalu, dediler ki, tam tefsire başladık. Bizim ağa kardeşimiz de geldi. Ha? Sen çay içmedin herhalde. Ha? Peki bizim ağaya getirmedin mi? Getirdim. Getirdin. Ulan aferin sana. Ağanı koruyorsun ha. Ha. O bereketiyle bu işi sürdürdü, biliyor musun? Yoksa bizim vefasız talebe terk etti. Çok zoruma gitti o terk ettiği zaman. Ben onu da Allah için çok severdim. Hala seviyorum. İyi bir alim olabilirdi. Ama böyle basit sebepler yüzünden dersini terk edince biraz kırıldım. Öyle. Kalu, melekler dediler ki, Sübhaneke, seni tenzih ve takdis ediyoruz bütün kusur ve ayıplardan. Ne demek Sübhaneke? Açıklıyor. Tenzihelleke, seni nezih tutuyoruz. En yahfa aleyke şeyin, hiçbir şeyin sana gizli kalmasını sana asla uygun görmüyorum. Ev anil itiradi aleyke fi tedbirike. Yani yaptığın tedbirlerde ya Rabbi sana itiraz etmekten tenzih ve takdis ediyoruz seni. Ve efadetna el ayetu. Bu ayet bize ifade ediyor ki enne ilmel esma. Yani müsemmeyatın isimlerini bilme. Bunu işte iyi öğrenin. Yani o 20. mektuptan okuyun bunu. Yani vakit müsait olsa o zaman bütün külliyatı taramamız lazım. Onun için ben bizzat okumuyorum yani. Bunu Elmalı Hamdi Yazır da çok konuşmuş. Maşallah. O da ipeyi incelemiş. Evet. Yani fevkat tehallilil ibadeti. Yani kendini ibadete vermekten daha üstün bu ilim. Esmanın öğrenilmesi. فَكَيْفَ بِعِلْمِ الشَّرِعَى Ya şeriat ilmi olursa nasıl yani? Yani şeriat ilminden de üstün bu talim-i esma. Veya şeriat ilmi daha mı üstün demek? Orayı
İsimleri öğrenmek bundan daha üstün olunca şeriat ilmini öğrenmek nasıl olur diye. Ha yani bana da öyle geliyor da onun için kardeşler haklısın da. Neyse. Evet evet burada açıklamamış hiç. Evet. Ben de öyle değerlendireyim. Hadi. Ha. Tabii senin dediğin mana daha doğru. Anladın? Tabii. Tamam. Evet. Devam ediyoruz. Kale. Ha, orada değiliz ya. Neredeyiz? Karıştırdım. Evet. Ve intisabuhu subhaneke mahallen mansuptur. Zaten şu anda da mansup. Yani demek ki alel mastar, mastar olarak. Yani sebehanin mastarı. Takdiri bu şöyledir aslı. Sebbahtullâhe tesbihan. Allah'ı tesbih ettim demektir bu. La ilme lena illa ma allamtana. Ya Rabbi senin bize bildirdiğin dışında bir ilmimiz yok. Ve leyse fî ilmül esma. Yani bunda isimleri bilmek de yok bize öğrettiklerin arasında. Adem'e öğrettim. Ve ma, buradaki ma, bimâne ellezi, ellezi manasına. Vel ilmu ilim de bimâne el malûm. Yani senin öğrettiklerin dışında bizim bildiğimiz bir şey yok. Ey la malume lena illellezî allemtena. Bize öğrettiğin dışında bir malumatımız yok. İnneke entel alim gayrul muallem. Sen öyle bir alimsin ki biri tarafından öğretilmiş değilsin. El hakim fîmâ kadayte ve kadderte. Yani takdir ettiğin ve hüküm verdiğin şeylerde hikmetle yapıyorsun. Vel kaf. Kaf, innekedeki kaf, ismu inne, innenin ismi. Bunu nenem de biliyor. Ve ente mübdede. Ente de mübdedadır. Ve ma badehu haberuhu. Bazen böyle şeye geçiyor yani. Nenemin bildiklerini anlatıyor. Ve cümletu haberu inne. Bunu nenem de çok iyi biliyor. İnnenin haberi. Ev veya ente faslun, zamiri fasl. Vel haberu el alim, haber de el alim vel hakim, haberun senin. Hakim de ikinci haber. O da olabilir. Evet. Bazen dediğim gibi nahi, saf hepsine giriyor bu mübarek. Gelelim ikinci ayete. Kale ya Ademu enbihum bi esmaihim. Ey Adem sen o meleklere o müsemmeyatın isimlerini bildir. Felemma enbehum bi esmaihim. İsimlerini bildirince semma kulle şeyin bi ismi. Yani her şeyi ismiyle zikredince kale Cenab-ı Hak buyuruyor. Eleme kullekum. Ben size demedim ey melekler. İnni a'lemu gaybes semavati vel ard. Gökler ve yerdeki gaybi şeyleri bilen benim. Ey ma gâbe fîhima ankum mimma kânen ve mimma yekûn. Olan veya olacak olan yerlerde ve göklerde sizin bilmediklerinizi ben biliyorum. Ve a'lemu mâ tübdûn tuzhirûn. Açıktan yaptıklarınızı biliyorum. Ve mâ küntüm tektumûn tüsirûn. Gizli yaptıklarınızı da biliyorum. Gizlediklerinizi de biliyorum, açıkladıklarınızı da biliyorum. Ve 34. ayet. Ve kulna lil melaiketi şudû li Âdeme. Ey şanlı peygamber hatırla. Dedik ki meleklere Âdeme secde edin. Bu secde nasıl? Yere kapanak mı? Böyle mi? Ertuğrul usulü mü? Bunları açıklayacak şimdi. Ey ihta'u lehu yani ona şey yapın. İtaat edin manasına. Boyun eğin demek. İhta'u. Boyun eğmek. Ve akirru bil fadli lehu. Bak esas mana bu bence. Onun faziletli olduğunu kabul edin. Boyun eğin. An Ebi An Übey ibn Kâb'in. Bu meşhur bir zat. Ve an İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma. Bunlar demiş. Kâne delike inhenan. Bu kasıt eğilme. Bu. Ve lem yekun hururen aledzekani. Çene üzerinde yapıyor ya askerler. Çene üzerine kapanma değil. Vel cumhuru ama alimlerin, ehli sünnetin çoğunluğu ala ennel me'mure bih. Burada emredilen vad'ul veşhi alel art. Yüzü yere koyma. Secde yani bizim bildiğimiz secde. Ve kâne sucudu tahiyyeten li Adem aleyhisselam fissahih. Doğru görüşe göre yani sahih olan şu Adem aleyhisselama saygı. İdlev kâne lillâhi teâlâ. Allah için olsaydı bu saygı yani Adem'e secde çünkü o. Onu kabul etmiyor iblis. Ama Allah için olsa
لَمَّمْتَنَا عَنْهُ iblis. İblis kaçılmaz ondan. Alçak o. وَكَانَ سُجُودُ التَّحِيَّةِ جَائِزًا فِي مَا مَضَى. Yani böyle saygı için yere kapanıp secde etmek geçmiş zamanda caizdi. Bu eskiden caizmiş. Hocam bu selam değil yani saygı manasında mı? Saygı manasında tabii. Selam ve saygı işte. Saygı ile selam. Hocam buradaki madağından başka geçmişte. Başka şeriatlarda mı? Hayır hayır. Yani belli bir döneme kadar. Peygamberimiz yasaklamış sonra. Demiş Allah'tan başkasına böyle secde edilmez. Bak geliyor. Sümme nüsiha bak. Önce Müslümanlar arasında da varmış. Bir kavli aleyhisselam, bir Selman'a. Selman'a demiş ki, hine erade en yescüde lehu. Biliyorsun Farisi ya bu. Hristiyanları da biliyor. Secde etmek istediği zaman, la yenbeği li mahlukin en yescüde li ahadin illa lillahi teala. Yaratılan bir varlık ancak Allah'a secde edebilir. Bitti. That's it. Benim torunumun dediği gibi. Dede that's it diyor. Ha? Dede that's it. Tabii. Şimdi fesecedu illa iblise. Şimdi burada tartışma var. Acaba istisna iki türlü biliyorsun. Yani müstesna, müstesna minhin cinsindense ona müstesnayı, istisnayı muttasıl diyoruz. Ama ayrı cinstense müstesnayı munfasıl diyoruz. O zaman durum değişiyor. Şimdi bu eğer müstesnayı muttasılsa iblis de meleklerdenmiş. Sonradan şerir olmuş. Değilse o zaman iblis cinlerden olduğu kabul edilir. İki rivayette var. Okuyalım. Çok güzel özetliyor bu medarik. Fesecedu. Ha özür dilerim daha gelmedik ayete. Fesecedu. Hepsi secde etti illa iblise. İblis hariç. El istisna'u muttasilun. Bu birinci görüş. Yani iblis de meleklerden. لِيَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ İblis de meleklerdendi. كَذَا قَالَهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Bu zatlar onlar demiş, tamam? Öyle buyurmuşlar. وَلِيَنَّ الْاَصْلَ ikinci gerekçe. Asıl şu. اَنَّ الْاِسْنَسْنَا يَكُنُ مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَسْنَا مِنْ Yani müstesna, müstesna minin cinsinden olur. Temel budur. Bu da nahyudeki kaide. وَلِهَذَا قَالَ Bu sebeple Cenab-ı Hak buyurmuş. مَا مَنَعَكَ أَلَّا نَسْجُدَ اِذْ أَمَرْتُكَ Tescüde, özür dilerim. Emrettiğimde sana secdeden alıkoyan neydi yani? Bu başka bir ayet. وَقَوْلِهِ وَقَوْلُهُ كَانَ مِنَ الْجِنِ ayeti var. Cinnilerdendi şeklindeki ayet. مَانَهُ سَارَ مِنَ الْجِنِ Yani melekti, cin oldu. Onu da öyle mana vermişler. Birinci manaya göre. Muttasılsa istisna. Yani evet yani şerir oldu. Çünkü meleklerde isyan yok ya. Kekavlihi fekâne minel muğrakîm. Yani batırılanlardan oldu. Batanlardan. Vakile ikinci görüş bu. Bak zayıf. Birincisi daha kuvvetli yani. El istisna-u munkatun. İstisna-i munkatadır. لِيَنَّهُ لَمْ يَكُمْ مِنَ الْمَلَائِكَ Çünkü iblis meleklerden değildi. بَلْ كَانَ مِنَ الْجِنِّ بِنْ نَسْ Nas dediği كَانَ مِنَ الْجِنِ Ayetini söylüyor. Ayetin tespitiyle cinnilerdendi. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ Katade tabi. Hasan Basri de tabi. وَلِيَنَّهُ خُلِقَ مِنْ نَرْ Yani ateşten yaratılmış. وَالْمَلَائِكَةُ خُلِقُ مِنَ النُّرْ Melekler nurdan yaratılmış. وَلِيَنَّهُ أَبَى وَعَصَى وَاسْتَكْبَرَ Çünkü şeytan direnmiş Allah'ın emrine karşı, isyan etmiş ve kibirlenmiş. Böbürlenmiş. وَالْمَلَائِكَةُ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ Allah'ın onlara emrettiğine isyan etmezler. وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِهِ Allah'a kulluk etmekten böbürlenmezler. وَلِيَنَّهُ قَالَ Ayrıca ayet diyor. اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي Beni bırakıp şeytanı ve onun zürriyetini dost mu edineceksiniz? Ha ey, bunu niye getirdi ayeti delil olarak? وَلَا نَسْلَ لِلْمَلَائِكَةِ Şeytanın zürriyeti dediğine göre meleklerin zürriyeti olmaz, cinlerin olur. Bu da güzel bir izah. وَعَنِ الْجَاحِزِ Cahiz de demiş ki biliyorsunuz değil mi bu cahiz kim olduğunu? Bilmiyor musun? Ha, Türk asıllı dünya çapında bir Arap edibi. Ya... اَنَّ الْجِنَّ وَالْمَلَائِكَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ Dev Arap edebiyatı kitapları var.
İsmini şu anda kitabının, meşhur kitabını unuttum. Cin ve melekler aynı cinstenmiş. فَمَنْ تَهُرَ مِنْهُمْ فَهُوَ melek. Yani temize çıkanlar melek. وَمَنْ خَبُسَ pis olanlar da فَهُوَ şeytan. Şeytan. وَمَنْ كَانَ بَيْنَ بَيْنَ ikisi arasında kalanlar da فَهُوَ cin. Öyle demiş cahil. Ha? Bu da güzel bir açıklama. Yani maybe. We don't know exactly. Dün okumuştum, çok ilk defa okudum. Evet, ben de ilk defa duydum bunu. Aferin sana. Önce mütalaa çok faydalı oluyor değil mi? Ya. Sonrasından kalitelidir. Çünkü önce yaptın mı? Yaptığın hataları veya eksik gördüğün noktaları bir, öğrenme imkanın var. İki, dersin faydası tabii bu. İkincisi de yanlış yaptığı zaman hoca efendi hemen ikaz etme imkanın var. Veya soru sorma imkanın da olur. Güzel. Eba diretti. Yani imtena'a mimma umira bihi. Emredildiği şeye diretti. Kaçındı. Ve stekbera tekebbera anhu. Böbürlendi. Ve kâne minel kafirin. Yani ve sâra minel kafirin. Kafirlerden oldu. Bi ibâihi ve stikbârihi. Direnmesiyle ve böbürlenmesiyle. Ve raddihil emre. Allah'ın emri reddederek. Bizim bu munkatıkla munfasıl ozan aynı mı oluyor? Biz munfasıl demiştik de. Yani istisnai munkatıkla munfasıl aynı değil mi? Munfasılla munkatı aynı kelime ya. Tabii tabii. Munfasıl diyoruz veya munkatı diyoruz. Fark etmez. Yani o aynı istilah yani. Bazı kelime kitaplar onu kullanıyor, bazıları onu kullanıyor. Bu çok basit olduğu için açıklamadım yani. La biterkil ameli bil emr. Yani yoksa emredileni ameli terk etmek sebebiyle değil kafir olması. Yani burada tabii hariciler ve mutezileye itiraz var. Biz de ameli salihi yani emri ameli salihi terk etmekle kafir olunmaz. Fasık olunur. Ama mutezile menzile beynel menzileteyn hariciler de kafir olur diyor. O. لِيَنَّ تَرْكَ السُّجُودِ لَا يُخْرِجُ مِنَ الْاِيمَانِ Secdeyi terk etmek imandan çıkarmaz. وَلَا يَكُنُ كُفْرًا عِنْدَ اَهْلِ السُنَّةِ Ehl-i sünnet nezdinde küfür de sayılmaz. خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ Bu çok enteresan. Mu'tezile hariciler tamamen kafir olur diyor. Mürtekib-i kebire kafir. Mu'tezile de el-menzile beynel menzileteyim diyor. اَوْكَانِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ فِي عِلْمِ اللّٰهِ Allah'ın ilminde kafir olmak. Bu da eşarilerin yorumu. Eşariler diyor ki Allah'ın ilmi, yani bizim bilmediklerimizi o biliyor. Eşariler buna şimdi gelecek meseletül muvafat diyorlar onlar. Yani bir kimse Müslüman olur, sonra kafir olur, sonra tekrar son dakikada mümin olur. Mühim olan imanla gitmesi veya küfürle gitmesidir. Ona muasala, yani ölüme neyle kavuştuysa, kavuşma meselesi derler. Bu bir ıstılah yani. Evet. Ey yani... وَكَانَ فِي عِلْمِ اللّٰهِ اَنَّهُ يَكْفُرُ بَعْدَ اِيمَانِهِ Yani Allah'ın ilminde imandan sonra onun küfre gireceğini biliyordu Allah. لَا اَنَّهُ كَافِرًا اَبَدًا فِي عِلْمِ اللّٰهِ Yani Allah'ın ilminde ebedi kafir olduğu değil. وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُوَافَةِ Muvafat dediği işte benim dediğim. Son an. Yani son an meselesi. Saadet ve şekavet diyor ezelde takdir edilmiş değiştirmez. Değiştirilmez. İman üzerine ölürse bu... Ezelde saitlerden yazılmış. Ama ölmeden önce küfür gelmiş ama yani anlat ha yani bu onu ifade ediyor yani ama sonunda bir problem yok. Veya eğer küfürle sona erdiyse ezelde o eşkiyadan yazılmış. Ama önceden imanı olmuş olabilir yani. Muvafat önemli. Ölüme kavuşma, tamamlama. Geldik yeni ayete. Okuyoruz değil mi? Kaçmak yok. Ve kulna önce yukarı ayeti okuyoruz. Dedik ki ya Adem ey Adem üskün ente ve zevcukel cennete. Sen ve eşin cennette oturun. Ve kula minha raden haytu şi'tuma. İstediğiniz yerde bol bol cennetten yiyin. Ve la takrabâ hâdiş şecerete. Bu ağaca yaklaşmayın. Fetekûnâ mined zâlimîn. Yaklaşırsanız fe'yi sebebiye ve takibiye zalimlerden olursunuz. Şimdi tefsirini okuyoruz. Ve kulna ya Adem uskun. Ey Adem otur. Emrun min sekened dara yeskunuha sükna. Yani bize logat öğretiyor bu.
İza ekame fiha, bir evde oturmak demek. Ve yukalü sekenel müteharrikü sükunen, hareketli şey durdu demek. Ente sen te'kidun lil müstekinni fi üskün, üskündeki yani oturacak olan insanı teyit. Niye teyit yapıyor? Liyasıha atfu ve zevcuke aleyhi. Ta ki sen ve eşin onu ona atfetmek için bu teyidi, tekidi yapıyor. Yoksa lügat itibariyle uygun düşmeyebilir. El cennete, cennete otur. Hiye bu cennetul huldilleti uudetlil müttekin. Takva sahipleri için vaat edilen ebedi cennet. Linnaklil meşhur. Meşhur bir hadis-i şerif var bu konuda. Bukhari ve Müslüm nakletmiş. Ve lilamit tarif. Bir de tarif lamı var. Yani bilinen bir cennet. Ve kâletil mu'tezile. Onlar diyor cennet cehennem yaratılmamış. Dolayısıyla diyorlar ki kânet bostanen bil Yemen. Yani bu Yemen'de bir bahçelikti. Lennel cennete la teklife fîhâ. Ve la hurucu anha. Çünkü bildiğimiz cennette mükellefiyet yok. Yani emir ve yasak yok. Ve ayrıca ondan çıkmak da olmaz. Halbuki kulna, ehli sünnet diyor ki innema la yahrucu minha men dehaleha cezaen. Mükafat olarak cennete girenler çıkmaz. Yoksa vakad dehalen nebiyyü aleyhisselam, çok güzel bir delil. Leyletel mi'raci sümme haraca minha. Miraç gecesi Resulullah cennete girdi, sonra çıktı. Ama mükafat olarak girmedi. Gezerken, miraç olarak. Ve ehlül cenneti, cennet ehli. Ondan sonra yükellefun el marifete ve tevhide. Sadece Allah'ı tanıma ve tevhidle mükellefler. Başka mükellefiyetler olmaz. Güzel bir cevap bizimkilerde, değil mi? Ve külâ minha, cennetten bol bol yiyin. Min simariha, yani meyvelerinden. Fehudifel mudafu, yani muzaf hasfedilmiş oldu. Ragaden bol bol. Vasfun lil mastar. Mastarı ne yapıyor? Yani ey eklen ragaden vasiyan. Bol bol, geniş geniş. Haytü şi'tuma. Yani istediğiniz yerde. Şi'tuma ve babuhu. Yani şa'e yeşa'u. Bi gayri hemzin. Hemzesizdir. Yani hemze yok ortasında. Şi'tümde var da ama şa'e yeşa'u sonunda var. Ulan öyle kısa veriyor ki bunları. Anladınız değil mi? Şa'e yeşa'u. Ebu Amr, bu Basralı şey böyle demiş yani bu allame. Ve haysu, haysu de lil mekanil müphem. Herhangi bir yer demek. Müphem yer. Ey, ey ye mekani minel cenneti şi'tuma. Cennette istediğiniz yerde. Ve la takrabe hadi şecerate. Bu ağaca yaklaşmayın. Acaba bu ağaç ne? Tıpkı benim Mahmud, boyacı Mahmud'un sorduğu gibi. Hazreti Adem diyor işte. Topraktan yaratıldı. Cenab-ı Hak artan çamurdan ne yaptı? Dedim vallahi ben ev yapmakta kullanmadım. Bu da yani çok önemli değil. Anlatabildim mi? Ben kullanmadım o kadar. Şimdi ey el-hintata. Bazıları buğday ağacı. Velidakiyle denilmiş keyfe la ya'sil insanu ve kutu min şeceretil isyan. İnsan nasıl isyan eder? Halbuki gıdası isyan ettiği ağaçtan geliyor. Ağaç dediği yani bitki orada. Evil kermeti. Veya asma. Asma diyoruz, siz bilir misiniz? Üzüm ağacı. Yani ne aslun külli fitnetin. Allah Allah. Her fitnenin temelidir bu. Evet tineti veya incir ağacı. Bu meşhur olmuş değil mi? İncir ağacı meşhur olmuş. Benim bildiğim öyle. Fetekuna, o zaman olursunuz. Cezmün dediği meczum oluyor. Niye? Atfun ala takraba. Takrabaya atıf bu. Meczum yani o şey. El nasbun veya mansuptur cevabu li nehi. Ve la takrabanın cevabı olursa yine mansup olur. Yani nun düşmüş. Mine zalimin, zalimlerden olursunuz. Mine lezine zalemu enfusehum. Kendi nefislerine zulmedenlerden. Ev mine darrine enfusehum. Nefislerine zarar verenlerden. Ben elma da duymuştum. He? Elma da duymuştum. Vallahi bilmiyorum. Yani hocam, ben hiçbirini bilmiyorum. Evet. Burada belirli bir sıralama gelmesi, ilk gelen bana göre en güçlü görüşte bir mana anlayabilir miyim? Evet. Daima onu nazara alabilirsiniz. Bütün kitaplar öyledir. Zahinta demesi tabii, nesbi tabii. Yani. Bazen zayıf görüş önce zikredilir ama sonradan karşısına delil getirilir. Biraz önce
harici ve mutezilenin görüşünü naklettiği gibi. Baştan mı? Ha tabii. Bazen de öyle değildir yani. Öyle. Hunta normalde buğday diyebiliyoruz. Buğday ağacı olmadığına göre yani nasıl oluyor o zaman? Ana ben orada değildim. Ben sadece buğdayı biliyorum. Yani hakikaten Adem Aleyhisselam'la beraber değildim. Oldu mu? Var mı itiraz? Sen orada mıydın? Okay. Onun için yani boş verin. Cennetin buğday ağacı nasıl? Ben ne bileyim kardeş? Yani anlatabildim mi? Bir tane daha okuyalım. Değil mi? Ayet. فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا Şeytan o ağaçta onları ayaklarını kaydırdı demek. Ezelle. Ayak kaydırmak. Ey aniş şecereti. Ağaçtan şey yaptı yani. Ağaç konusunda ağaç. Ey fehamelehume şeytanu ale zelleti bi sebebiha. O ağaç sebebiyle hata yapmalarına sebep oldu. Sürükledi. Hamele sürükledi. Ve tahkiku hakikati şu. Fe aslara şeytanu zelletehuma anha. Yani şeytan o ikisinin hataya düşmesini o ağaçla ortaya çıkardı. اَوْ فَاَزَلَّهُمَا عَنِ الْجَنَّةِ Cennetten çıkardı onları. Bu mana da olabilir. بِمَانَا اَذْهَبَهُمَا عَنْهَا Cennetten çıkardı da olabilir. Bak, enteresan. Ben bu manayı ilk defa hatırlıyorum. Yani şeytan hep ağacı kastediyordum ben. Demek cennetten çıkardı da. وَاَبْعَدَهُمَا uzaklaştırdı. فَاَزَالَهُمَا ha, Hamze radıyallahu kisai de ezalehuma şeklinde okumuş. Hocam bu zelle peygamberlerde oluşabiliyor tabii, ama... Tabii mübarek çok acele ediyorsun. Acele etme. Ecele gidersin yoksa. Trafik kaidesidir. Gözünü sevdiğim. Anladım ben ama mübarek çok güzel cevap vermiş. O meseleyi konuşuyor. Yani bu tefsir o kadar güzel ki kısa, öz hepsini kapsıyor. Yani esas meseleleri bilmezseniz izahı da zor. Elhamdülillah bütün ilimlerden bir kitap okuduk. Yani onun için yani çözemesek de işte halloluyor. Şimdi وَزَلَّتُ آدَمَ بِالْخَطَعِ فِي التَّعْوِيلِ Hazreti Adem'in burada hatası yorumlamada hata etmesidir. Nasıl? اِمَّا بِحَمْلِ النَّهِ عَلَى التَّنْزِيهِ دُونَ التَّحْرِيمِ Ya o ya ağacın yasaklanmasını haramlık değil de yani... Yapmasanız iyi olur, yaklaşmasanız iyi olur. Tenzih şeklinde anlamış, öyle yorumlamış. اَوْ بِحَمْلِ اللّٰهِ عَلَى تَعْرِيفِ الْعَهْدِ Anlatabildim. Veya o yani ahdi zihniye veya ahdi hariciye yüklemiş. Yani وَكَانَ اللّٰهُ تَعَالَى اَرَادَ الْجِنْسَ Ağaçlara yaklaşmayın şeklinde yani. Tamam. O elif şecerenin başındaki elif lamı yani ahdi harici veya ahdi zihniye sürüklemiş. Yani her birine yaklaşmaya. Her birine. Yani. O şekilde yani. Cins manasında kullanmış. Vel evvelu el veçhu. Birinci görüş daha doğru. Yani haram değildir de belki tenzihen mekruhtur gibi düşünmüş. Yaklaşmakta beis görmemiş Hazreti Adem. Küçük hatası bu. Ve hada bu delilun. Şuna delildir. Ale ennehu yecuzu itlaku ismi zelleti alel enbiyayı aleyhimüsselam. Bu ayetten anlıyoruz ki peygamberlere zelle demek bak caizdir. Kema kale meşayihu Bukhara. Bukhara hocaları böyle demiş. Fe innehu çünkü zelle ismun li fi'lin yekav ala hilafil emri. Bir emre aykırı olarak meydana gelen bir isimdir ki ama nasıl? Min gayri kastin ilel hilaf. Emre aykırılık etmeden öyle bir niyet etmeden emre aykırı davranılma. Kezelletil maşi fittin. Çamurda yürüyen adamın hatası gibi. Yani çamur. Ayağa kayar yani. O kadar. Ve kale meşayihü Semerkant. Bak bak. Bukhara ile Semerkant ayrı ayrı. Semerkant alimleri demiş ki la yutlaku ismu zelleti ala efalihim. Peygamberlerin isimler, fiillerine zelle denmez. Kema la tutlakul masiye. Ama çoğunluk birinci görüşte. Masiyet denmediği gibi. İsyan denmediği gibi. Ve innemâ yuqal şöyle denilir. Fe'alul fâdile. Üstün olanı yaptılar ve terekû el-efdale. Daha üstün olanı terk ettiler. Ne kadar güzel saygılı. Fe'utibû aleyhi. Bunun için ne yaptılar? Azarlandılar. Hocam Semerkant'la şey Bukhara meşayih. Tabii.
ciddi farklılıklar var. Tabii. Semerkant İmam Maturidi Hazretleri. Gittim, kabrini ziyaret ettim. Rahmetli Özal yaptırmıştı. Bunu açıklamak biraz zor olmaz mı hocam? Yani sen de Bukhara görüşünü esas al. Yani cumhur o görüşte. Faziletli diyor ama. Cumhur o görüşte. Yorulma. Ama illa ben Semerkant grubundayım dersen git onların delillerini kitaplardan oku. Tevilatül Kur'an tefsiri var biliyorsun İmam Maturidi'nin. Keşke yanımızda olsa da baksak yani ama çok uzun sürer. O zaman hiç okuyup gidemeyiz. Yoksa ben düşünüyorum bazı şeyleri. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ İçinde bulundukları مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ Bak iki mana var fihi de. Ya nimetler ve şerefli makamdan çıkardılar onları veya اَوْمِنَ الْجَنَّةِ Veya cennetten. اِنْ كَانَ الضَّمِيرُ لِشَّجَرَةِ فِي عَنْهَا Anha'daki zamir ağaca giderse o zaman cennetten. Ama şeye giderse nedir? Cennete giderse o zaman şey olur. Naim ve kerame. وَقَدْ تَوَصَّلَ اِلَى اِزْلَالِهِمَا بَعْدَمَا قِيلَ لَهُ Yani şeytana şöyle emredildikten sonra onları zelleyle aldatmaya kalktı. Ayaklarını kaydırmaya. Nasıl? Cenab-ı Hak biliyorsun sureyi Hicr'de. فَخْرُجْ مِنْهَا Çık cehennemden. فَاِنَّكَ رَجِيمٌ Sen rahmetten kovuldun. لِيَنَّهُ Çünkü şeytan مُنِعَنْ دُخُولِهَا لَا جِيَةِ التَّكْرِمَ Bir şeref şeklinde cennete girmekten yasaklanmış. كَدُخُولِ الْمَلَائِكَ Melekler girebiliyor. لَاَنْ دُخُولِهَا عَلَى جِيَةِ الْوَسْوَسَةِ Vesvese için girmek harç. İptilan, imtihan için لِآدَمِ Hazreti Adem'i وَحَوَّا وَحَوَّا'yı Ve Rumiye rivayet ediliyor ki اَنَّهُ شَيْطَمْ اَرَادَ الدُّخُولَ Yani cennete girmek istemiş. فَمَنَعَتُ الْخَزَنَةُ Cennet bekçileri onu engellemiş. فَدَخَلَ فِي فَمِ الْحَيَّةِ Bu da meşhur duydum ben. Bir yılanın ağzının içine girerek girmiş. Yani ben bunu fazla itibar etmiyorum. Anlatabildim mi? Hatta dehalet bi ta ki cennete onunla girmiş. Ve kile bir görüşe göre ben bu görüşü hesaba katmıyorum. Kame indel babi fenada. Cennetin kapısında durup bağırmış şeye yani çağırmış Hazreti Havva ile Hazreti Adem'e. Ve kulna biz de onlara dedik ki ihbitu. Haydi inin cennet. Hani cennet yüksek makam. Yere inecekler. El hubut en nüzulu ilel art. Yere inilmek. Vel hitabu li Adem ve Havva'a ve İblis'e. Hitap da bu üçüne. Ve kile vel hayyeti. Yılan da öyle. Yılan olduğunu düşünürsek yani. Cennette yılan yok. Onun için cenneti çok seviyorum. Ben çok korkarım yılan. Ve sahihu li Adem ve Havva'a. Doğru olan bu ikisine. Vel muradu maksat. Huma ve zürriyetuhuma. Yani Hazreti Adem ve Havva ve nesilleri. Lennehuma çünkü ikisi lemma kâne aslal insi ve müteşe'abehum. Çünkü onlar insanların aslı ve dallandıkları temel. Cü'yla böylece takdir edilmiş burada ayette. Kennehumel insu kullun. Sanki bütün insanlar şeklinde. Aslı o çünkü. Ve yedullu aleyhi kavlu teala. Bu manaya şu ayette delalet ediyor. Kâleh bitâ minhâ cemiyan. Toptan inin. Yani bütün insanoğlu. Ayrıca ba'dukum li ba'din adu. Birbirinize düşman olarak inin. El muradu bihi ma'aleyhin nasu minet tebagi. İnsanların iç içe oldukları karşılıklı şey. Birindekini diğerinin arzulaması veya tecavüzü. Tebagi, bagi. Ve ta'adi düşmanlık. Ve tadlili ba'dihim li ba'din. Bir kısmı diğer kısmını dalalete götürmek. Bunlar yani. Bir kısmı bir kısmına düşman demek. Bu demek. Ve cümletu şu cümle yani ve kulneh bitu cümlesi veya ba'dukum li ba'din fi mevdi'il hali minel vavi fi ihbitu. İhbitu dedi ki vavdan hani ve kulneh bitu var ya haldir yani hal. Ey ihbitu müteaddine veya müteaddine yani düşmanca birbirinize inin yani. Düşman olduğunuz anda. Tabii halde. Ve lekum fil ardi müstakarrun. Sizin için yeryüzünde oturabileceğiniz yerler var. Mevdu'u istikrar yani. Ey istikrarun yani istikrar yeri var yani. Devamlı kalacaksınız manasına. Mastar da olabilir bu.
ikisini de işaret ediyor. İsim mekan, zarf-ı mekan da olabilir. Ve meta'un, ayrıca geçiminiz için eşya da var. Ve temettu'un bil iş, yani hayat yaşama imkanları var. İlâ hînin, bir süreye kadar. Bir süre sonra bitecek. İlâ yevmil kıyâme, yani kıyamete kadar. Ev ilel mevtü veya ölünceye kadar. Kâle İbrahim ibnu Edheme, bu zat diyor ki, evrasetna tilkel ekletu hüznen tavîlen. Şu Allah'ın yemeyin dediği ağaçtan yeme, bize uzun bir üzüntü miras bırakmıştır. Allah rahmet eylesin. Ya. Hocam bu ekletu'da bir lokma diyebilir miyiz? Hayır, yani bir lokma yeme yani. Azıcık bir yeme, bize uzun bir, zaten onu kıllet için kaydetmiş. Binayı merre biliyorsun. Cezakumullahu hayran kesira. وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ اَلْمَا نَافِعَ. Haydi bakalım. Vay benim güzel kardeşlerim. Vay 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 vay. İlla iblis. İyi dersler hocam yazmış. Hı? İyi dersler hocam yazmış.